Merhaba Depar Dedektör takipçileri. Bugün sizlere Amerikan Garrett firmasının yeni çıkarmış olduğu Garrett AT Max modelini tanıtacağım. Cihazı açma kapama tuşundan açıyoruz. Mod tuşu aynı zamanda açma kapama tuşudur. Birkaç saniye bastığımızda cihazımız şu an açıldı. Şurada gördüğünüz gibi kulaklık işareti çıkıyor. Gidip geldiği için kulaklığın şu an bağlanmadığını gösteriyor. Şuradan cihaz içinden zaten çıkan kulaklık MS3 kablosuz kulaklık. Çok harika bir kulaklık, kaliteli bir kulaklık. Şuradan birkaç saniye bastığımızda bağlantıyı kuruyor ve oradaki kulaklık işareti sabit oluyor. Bu da kulaklığın kulaklığa ses gelmiş bu oluyor. Şuradan tekrardan bastığımızda kapanıyor ve orada bağlantı kesildiği için kulaklık işareti tekrar orada çıkmaktadır. Cihazın kutu içeriğinden bahsedecek olursak 4 tane kalem pil çıkıyor kutu içerisinden. Bir tane kablosuz kulaklık MS3. Aynı zamanda üzerinden de açıp kısılabiliyor, yani ses açıp kısabiliyorsunuz. Kablosuz kulaklık 8.5-11 arama başlığı. Koruyucu kapak ve Garrett AT Max şapka. Kutu içinden çıkmaktadır. Kulaklığı da şuradan şarj edebiliyorsunuz. Onu da belirteyim. USB kablosu çıkıyor kutudan. Buradan şarja takabiliyorsunuz. Bilgisayara da takabiliyorsunuz. Ucuna adaptör takıp normal telefon şarj eder gibi de şarj edebilirsiniz. Menülerinden bahsedecek olursak cihazın All Metal modu, Custom modu, Coins modu ve Zero modudur. 4 tane mod bulunmaktadır. All Metal modu derin arama modudur. Diğer modlara göre daha derin arama yapmanızı sağlar. Ayrışım, iron diski yükselttiğimiz zaman demire farklı bir ses verir. Onun haricinde bir ayrışım söz konusu değildir. Demiri direkt yani kesmez. Diğer modlara göre daha derindir. Custom modu kullanıcının kendi ayar yapabileceği bir moddur. Bunu şuradan shift tuşuna bir kere basıp şuradan artı eksi tuşlarından frek elim yapıp Notch'ten ayarlayabiliyorsunuz. Shift tuşuna basıyorsunuz. Notch'ten üzerine geldiğinizde şuradan örnek verecek olursak 60 ile 70 arası metalleri veya 50 ile 60 arası metalleri görmesini istemiyorum dediğinizde buradan barları açıp kapayabiliyorsunuz şu şekilde gördüğünüz gibi. Şurada mesela 50 ile 60 arası görmesini istemiyorum dediğinizde şu an 50 ile 60 arası metalleri görmüyor. Örnek verecek olursak. Tekrardan bastığınızda, tekrardan üzerine geldiğinizde buradan aktif yapabiliyorsunuz. Diğer bir mod Coins modu. Coins modu da tek para modudur. Bu da tek para aramaları için iyi bir moddur. Bunu da kullanabilirsiniz. Zero modu yine Zero modu da All Metal modu gibidir. Ayrışım yoktur. Demirse demire farklı bir ses verir. Ama All Metal modu gibi de derine inmez. Bunu da kullanabilirsiniz. Artı olarak cihazda ne gibi farklılıklar var AT Pro modeline göre? Öncelikle cihazda kablosuz bir kulaklık var. Demin de gördüğünüz gibi. Diğer bildiğiniz gibi Garrett ürünlerinde işte AT serisinde, AI serilerinde ekranda ekran üzerinde ses açıp kapama tuşu olmadığından Garrett firması farklı bir özellik getirerek AT Max modelinde ekran üzerinden sesi açıp kısabileceğimiz bu tuş eklemiş. Onu nasıl yapmış? Şuradan shift tuşuna bir kere basıyoruz. Sensitivity tuşunun üstünde gördüğünüz gibi Wall Adjust yazıyor. Shift tuşuna bir kere bastığımızda şuradan 0, 1, 8'e kadar çıkabiliyor bu. 8'e kadar cihazın sesini açabiliyoruz veya kısabiliyoruz. Dilediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Komple de kısabiliyoruz. Bu aynı zamanda hassasiyettir. Hassasiyet ayarıdır. Shift tuşuna basmadan direkt normal bastığınızda hassasiyeti devreye sokarsınız. O da şudur. Cihazın hassaslığıyla alakalı, çekim gücüyle alakalı. Hassasiyet yüksek olduğu zaman cihaz daha iyi çekiyor. Biraz kıstığınız zaman da çekim gücü düşebiliyor.
Yani ne kadar yüksek olursa o kadar iyi çeker ama arazinin yapısına göre parazit yaptığı zaman bir iki kademe düşürebilirsiniz. Onunla buradan ayarlayabiliyorsunuz. Arazinin yapısına göre de bunu değiştirebilirsiniz. Bir iki kademe azaltabilirsiniz. Onun yanında şurada demin de custom modunda da bahsetmiştik. Nosh 6 tuşu var. Ayrışım seviyesi. Onun altında da iron disk tuşu. Demir ayrışım seviyesi. Yani şuradan al metal modundan demir ayrışım seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Demir ayrışım seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. O zaman demire farklı bir ses verebiliyor. Hemen yanında threshold, yani eşik sesi. Eşik sesini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Eşik sesi de cihazın arka plandaki vızıltı sesidir. Bunu -1 ile 0, 1 arası bir şey yapmanızı tavsiye ediyoruz. Yoksa demin de gördüğünüz gibi farklı sesler çıktığı için oradan gelecek olan sinyali anlayamıyorsunuz. Şurada frek tuşumuz var. Pardon, şurada manual grand balance var. Artı-eksi tuşlarını kullanaraktan da şuradan yapabiliyoruz manual grand balance. Yani 92-90, 92-94. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Elle yapabiliyorsunuz. Shift tuşuna basmanız lazım ama. Şurada frekans tuşu var. Şurada F1, F2, F3, F4 tuşu. Bu aynı anda birden fazla AT Max yan yana çalıştığı zaman, örnek verecek olursak, bir AT Max F1'de çalışırsa, diğer F2'de çalışırsa cihazlar birbirinden etkilenmiyor ve daha rahat çalışabiliyor. Arazide bunu çalışırken de kullanabilirsiniz. Farklı kanallar seçerek de cihazın en uygun hangi kanalda çalıştığını görebilirsiniz. Şurada shift tuşu aynı zamanda grand balance tuşudur. Bu şekilde yaptığınızda, yere pompalama yaptığınızda bu tuşa basarak cihaz toprak ayarı yapmaktadır. Onun haricinde shift tuşuna bir kere bastığımızda, şuradan da light tuşuna bastığımızda, shift tuşuna bir kere bastığımızda, şuradan da light tuşuna, yani iron audio tuşuna bastığımızda cihazda bir ampul işareti çıkıyor. O da ekran aydınlatmasıdır. Cihazda ekran aydınlatması da mevcuttur. Ekranı da buradan aydınlatabiliyorsunuz. Şu an gündüz olduğu için çok görünmüyor. Çok göremiyoruz. O şekilde de yapabiliyorsunuz. Pinpoint tuşu noktasal tespit tuşudur. Iron Audio tuşu, şurada bastığımızda zaten Iron Audio yazıyor. Demire farklı ses veren bir tuştur. Buradan da Iron Audio'yu bastığımızda demire farklı ses vermesini istiyorsak kullanabilirsiniz. Teşekkürler, iyi günler diliyoruz.